Sayın e, Doktor Sinan Birdal hoş geldin. Hoş bulduk. E, Türkiye'de 14 Mayıs'ta e, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi gerçekleşti. E, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde %50 artı e, bulunamadığı için e, 28 Mayıs'ta tekrar da yapıldı bu seçim ve Recep Tayyip Erdoğan yüzde %52 oyu alarak e, tekrardan Cumhurbaşkanı seçildi. E, aslında neredeyse herkesin hatta belki Recep Tayyip Erdoğan'ı bile kendisini kaybedeceğini tahmin ettiği bir seçimde evet. e, nasıl oldu da bu seçimi aldı? Yani herkes bir hayal kırıklığında bir acayip çünkü bütün araştırmalar başka bir şey söylüyordu, partiler başka bir şey söylüyordu. E, nasıl gerçekleşti sence bu, bu durum? Şimdi bunun aslında. E... Henüz analiz etmek için salır biraz erken. E, tam olarak ne olduğunu e, zaman geçtikçe öğreneceğiz. Bunu şunun için söylüyorum. Bugünkü tartışmalara bakılınca, anlaşılan hem millet ittifakı içerisinde, hem de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde e, birden fazla e, strateji varmış. ...bu seçimlere yönelik. Yani bundan şunu kastediyor Millet İttifakı içerisinde... E, ...Millet İttifakı'nın muhafazakar kanadını oluşturan partilere baktığımız zaman... E, ...bunların e, çok az oy aldıklarını... E, ...seçim e, kampanyası zamanında çok e, kampanya... ...böyle dört elle sarılmadıklarını biliyorduk. Yani çok fazla... E, ...çıkıp, işte Kılıçdaroğlu için oy istemeye girişmediklerini gördük. İyi Parti tarafında zaten biliyorsunuz işte masadan kalkıp, masayı devirme girişimi olmuştu. Meral Akşener'in. Keza orada da İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu adali için çok da çalışmadığı... Belki de e, aslında Kılıçdaroğlu'na karşı çalıştığı e, kuşkuları görülüyor. Yani bunu tabi e, bilim insanı olarak hani deseniz ki kanıt olarak ne sunabilirsin? Yani bunu bunu şu anda elimizde bir kanıt yok. Ama e, bir kere ortaya çıkan tartışmalardan görüyoruz ki yani zaten. ...adaylığa giden süreçte de Kılıçdaroğlu adaylığına, e, ondan sonra biliyorsunuz... ...özellikle Aleviliği üzerinden bir tartışma çıkartıldı. Ama e, sanırım yani bu bir, e, en azından bir varsayım olarak ileride e, çalışılmak için... E, ...öne sürmek yanlış olmaz. E, Kılıçdaroğlu'nun özellikle e, bana sorarsınız Aleviliği üzerinden, yani Alevi bir Cumhurbaşkanı olacağına... Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını e, tercih eden e, bir e, şeyin olduğu e, gücün ya da güçlerin güç odaklarının millet ittifakı içerisinde bu anlaşılıyor. E, bir bir tabi böyle bir tarafı var yani bunu dediğim gibi hani bunun tarihini yazabilmemiz için e, daha çok şeyin ortaya çıkması lazım ama işte şimdiden gördüğümüz, bugünden gördüğümüz bugünkü tartışmalardan hani belirli bir yani bir kere millet ittifakında bir birlik sorunu, bir stratejik birlik yani birlik derken yani hepsi zaten yani bir bir partide olurlardı aynı görüşte olsalar hmm. ama bir stratejik birlik kuramadıklarını e, görürüz. Buna muhakim e, daha sosyolojik bir e, düzlemde. Ee, bu ekonomik e, krizin e, özellikle iktidar tarafından ve depremin iktidar tarafından e, aslında iyi bir şekilde idare edildiği belki onu biraz daha açarız nasıl ettiğini bu anlaşılıyor. E, milleti ittifakının, belirli konularda utangaç davranması, geri davranması, yani Millet İtifakı demeyeyim de burada Kılıçdaroğlu adaylığının, Kılıçdaroğlu kampanyasının çekinceli davrandığı, utangaç davrandığı, çekingen davrandığı yerlerde de kaybettiğini düşünüyorum ben. Evet. Yani AKP seçmenini bölmeyi beceremediğini yani AKP seçmeninden ...Kılıçdaroğlu'na yeterince e, seçmen e, almayı sağlayamadığını evet. e, görüyoruz. Ben şimdi bu Alevi meselesine bir daha değinelim de ondan sonra devam gideriz. E, ben Türkiye'nin bir Alevi Cumhurbaşkanı'na hazır olmadığına inananlardan. Yani bu istemiyorum anlamında ha, değil tabii. tabii. E, çünkü niye bu kanıya varıyorum? Yani Türkiye'de Alevi bir emniyet müdürü yok. Türkiye'de Alevi bir vali yok. Türkiye'de Alevi bir kaymakam yok. Türkiye'de Alevi bir üst düzey asker yok. Aynen. Şimdi böyle bir ülkede birden Cumhurbaşkanlığı bir de tek yetkili bir cumhurbaşkanlığı yani nasıl düşündüler bunlar anlamıyorum. Özellikle yani şey mi oldu acaba Kılıçdaroğlu'nu gerçekten aldattılar mı bu konuda? Çünkü Kılıçdaroğlu son zamana kadar da tam aday olup olmayacağı belli değildi. Son işte herhalde 3-4 ayda falan bunu dile getirdi. Görmedi mi bunu yani bizim benim mesela düşündüğümü onlar düşünemediler mi yani vali olmayan bir ülke Alevi valisi olmayan bir ülke nasıl Cumhurbaşkanlığı olarak bir Alevi seçer? Güzel bir soru yani şimdi bir, ama şöyle de düşünebiliriz yani bu böyle bir duruma rağmen neredeyse yüzde elliye yakında oy aldı. Evet. Yani çok büyük bir e, marjdan da bahsetmiyoruz aslında. Yani çok yani yüzde iki yüzde üç gibi bir orandan bahsediyoruz. E, dolayısıyla mesele herhalde e, seçmenin e, alevi bir adaya oy vermesinden ziyade aslında belki devletin anahtarların elinde bulunduranların ...onahtarları anahtarları teslim edip etmeyeceği gibi hmm. bir. ...sorunla daha çok karşı karşıyayız. Cumhuriyetten beri hep konuşulur da... ...halen bugün bir derin devlet dediğimiz bir yapı var mı Türkiye'de? Yani işte diyelim gerektiği zaman Kılıçdaroğlu'nun adaylığında engelleyebilmek... ...ya da seçim seçilmesini engelleyebilmek... ...gerektiği zaman başka türlü müdahalelerde bulunmak... ...halen var mı öyle bir yapı? Kuşkusuz. Kuşkusuz var. Yani bunun olduğunu da e, şuralardan görüyoruz. Yani bakın e, Türkiye'de özellikle... E, ...son 10-15 e, yıldan beri e, hala açıklığa kavuşmamış cinayetler ve katliamlar var. E, çok basit birkaç örnek verebiliriz. Hemen e, yani açıklayabilmek adına bir tanesi e, bu Ceylan Pınar vakası hmm. o polisleri kimin öldürdü evet. hala belli değil kim bunu öldürdü ee, davalar uykuda yani artık izleyen bile kalmadı on ee, ikim e, davası yani on kim davasında e, düşünün ki ee, bir emniyet e, teşkilatını hani a, neredeyse adım adım saat saat e, bombacının geldiğini, girdiğini hani, neredeyse takip eden e, bunlar e, 80 <laughs> öncesinden çok tanıdığımız şeyler tabii. Evet. Eee 16 Mart katliamı'ndan tutun e, şeye kadar <laughs> işte Malatya katliamı yani oradaki yani şeyin bile aynı olduğunu görüyoruz. Yani senaryonun bile. Değil mi? işte camiden benle yayın yapıyorlar işte Hamido öldürdü. Ellerinde zaten öldürücü? bir senaryo var sürekli onu kullanıyorlar. Zahmet öyle. edip ikinci bir senaryo bile yazılmıyor. A aynen öyle. Evet. Yani yalnız e, anlaşılıyor ki kadrolar yenileniyor. E, yani bugün görebildiğimiz kadarıyla e, yani hem e, yani çeşitli yani bir de garip bir e, yani devlette de bir dönüşüm geçirirken yani derin devlette de bir dönüşüm geçiriyor. Ve e, sanki o eski yapı yani eski yapı çok daha e, işte ordunun içindeki özel harp idaresinin kontrolü altında giden bir yapıydı. Şimdi gördüğümüz daha çok işte Milli İstihbarat Teşkilatının çok büyük bir e, şey aldığı ki bu da aslında e, siyaset sosyolojisi teorileriyle gayet net açıklanabilir bir şey çünkü özellikle hani bu 15 Temmuz sonrasında ama öncesinde de yani komutanlar çünkü hakim olabilmek için istihbarat araçlarını kullanıyorsunuz ve dolayısıyla hani bu Mısır'da da gördüğümüz, Suriye'de de gördüğümüz bir istihbarat devletine aslında dönüşüyor giderek. Şu konudaki fikrini de merak ediyorum. Şimdi Türkiye'yi az buçuk biliyoruz. Bu seçimlerde özellikle emperyalist ülkelerin Recep Tayyip Erdoğan'ın başta kalmasını istiyorlar mıydı? Var mıydı öyle bir? Ee, ben öyle, bir isimler, evet. öyle düşünüyorum. Yani şeyden sonra da öyle gözüküyor. Ee, seçimden eee sonraki manzarada öyle gözüküyor. Çünkü bugün Türkiye'de bir iktidar değişikliği özellikle e, işte 2015'ten bu yana belli bir devlet e, yeniden yapılandırılırken, yeniden şekillendirilirken şimdi o süreçte bir duraksama yani en azından Erdoğan tanıdıkları bir figür hali hazırda iş yaptıkları iş götürdükleri bir figür Kılıçdaroğlu yönetiminin tam olarak nereye gideceği onlar için pek belli değildi sanırım. Evet. Dolayısıyla evet. Yani bir, biti bir tek yani abi, linç olanı yani muhtemelen sadece Rusya'dan, Çin'den e, vesaireden değil ama aynı zamanda hani, e, Avrupa'dan da Amerika'dan da destek gördüğünü düşünüyorum. Evet. Şimdi belki şu konuda da bir şeyle söyleyebiliriz. Senin özellikle biraz da alanla direkt giren Hı. konulara girmeye çalışıyorum. E, yani bu kadar yoksulun olduğu, bu kadar e, fakirin olduğu, bu kadar açlığın olduğu, bu kadar işsizliğin olduğu, bu kadar baskının, zulmün olduğu e, yani demokrasiden artık hiçbir hı hı. bir şey kalmadığı bir ülkede e, nasıl oluyor da insanlar halen sağcı bir partiye oy verebiliyorlar? Yani insan hep şey düşünür normalde ya ben ezilen bir insansam, fakirsem, açsam, işsizsem sol partiyi düşünürüm yani o bana faydalı olacağını düşünürüm. Ki yani burada bile Erdoğan'a oy verenler, burada sol partileri seçiyorlar enteresan evet. olan değil mi? Burada Tabii. yeşilleri seçiyor, sol seçiyorlar, sosyal demokratları seçiyorlar. Ama Türkiye'de işte savcı bir parti seçiyorlar. Ve Türkiye'deki adam da aynı şekilde. yan ona bir şeyde de bulunmuyor, vaatte de bulunmuyor. İşte Kılıçdaroğlu diyor ki emekliye ben sana 15 bin vereceğim diyor. ...o Erdoğan diyor yedi buçuk vereceğim diyor... ...gidip Erdoğan'a bir veriyor. Evet. Nasıl bir mantık bunu? Nasıl bir... ...sosyolojik bir yapı? Nasıl değerlendirirsin bunu? Şimdi birincisi... ...şeyin... ...Millet İttifakı'nın... ...ve Kılıçdaroğlu adaylığının... ...vahayetse... ...sol bir kampanya... ...yürüttüğünü söyleyemeyeceğim. Yani... ...evet belki... ...işte asgari ücret... ...seviyesiyle ilgili... ...fikirler öne sürüyor, bir takım vaatler... ...öne sürüyor. Ama şey... ...söyleyebilmek güç. Yani bunların sol olduğunu... ...söyleyebilmek güç. Çünkü... ...yani sol sadece işte o üç veriyorsa... ...ben beş veriyorum gibi bir şey değil. Ben yani onu... ...Evrensel'deki köşemde de yazdım. Birkaç seneden... ...yani sosyal politika alanında... ...aslında CHP'nin... ...çok da bir şey söyleyemediği, aslında... ...söylediği şeylerin hepsinin de... E, neredeyse hani AKP'nin politikalarının bir simetrik bir yansıması olduğu. Bir yani, ilerisi. Evet yani o mesela işte diyor ki e, vakıflar eliyle yapmayacağız, dağıtmayacağız sosyal yardımı da devlet eliyle de yapacağız. Ama yani sosyal yardım <laughs> şeyinde kavramında bir değişim yok. E, çok iptidai 19. yüzyılın ilk yarısından kalan bir ...sosyal e, politika anlayışı... ...yani yoksulluk yardımı diye... ...aslında özetleyebileceğimiz... E, ...bir... ...sosyal politika anlayışı var. Onu pek... E, ...ben aşabildiğini düşünmüyorum. E, dolayısıyla... E, ...yani neredeyse... ...artık 20 seneden beri... ...AKP ile yürüyen... E, ...bir... E, işte ...işçi sınıfını... ...ya da köylüyü... E, kazanabilecek bir... Hamle değil bunlar. Ee, bunu yapabilmeniz için her şeyden önce o, o işçileri ve o köylüleri e, kendi talepleri etrafında ...belirli toplumsal hareketlerde örgütleyebilmeniz lazım. Yani bir harekete geçirebilmeniz lazım. Yani çok hakikaten hani görsel anlamda da düşünelim. Yani kalkıp insanların AKP tabanından kalkıp diyelim ki işte Kılıçdaroğlu'nun tarafına veya işte başka bir sol e, şeye e, teklife hani yürümeleri neredeyse bir göç etmeleri bir hicret <laughs> e, e, olması gerekiyor ama yani o e, onun içinde bir hareket lazım yalnız tabi yani özellikle bu bahsettiğimiz partiler yani CHP başta olmak üzere ama diğer partilerde yani istiyorlar ki herkes yerinde otursun. Hani sakın kimseye biliyorsun işte sokağa çıkmak AKP'ye yarar gibi bir formülle bunu ifade ediler hep. Ve e, o herkesin de otursun ama sandığa gittiğinde onlara oy ver. Yani böyle bir e, şey siyasal dönüşüm dünyanın hiçbir yerinde olmadı bir şey. Yani anladığım kadarıyla şey demek istiyorsun. Bir öğrenci sorunu varsa öğrencinin yanında olacaksın onu hareketlendireceksin. Bir işçinin sorunu varsa fabrika önlerinde gidip onunla Tabii beraber ki. grevde yer alacaksın. Bir köylünün sorunu varsa işte Akbelende bir ormanlar talan ediliyorsa Ben sizinle beraberim or yürüyorum oraya gidip sadece Tabii. bir ziyarete değil de var olmak onunla Tabii ki. beraber olmak bir nece onunla beraber ancak o zaman o insanların güvenli kazanacak diğer köylere eder. de dönüp bu sefer yani çünkü o yüzden yani eğer zaten siz sadece gidip Akbelendeki köylülerin içine katılıyorsanız yani <laughs> gidip Akbelendeki köylü Orada zaten kısıtlı kaynağın suyunu içiyorsunuz, yemeğini yiyorsunuz. Şimdi evet. sizin bir eğer bir, ulusal çapta örgütlü bir partiyseniz sizin yapmanız gereken bu durumdaki bütün köyleri toplayıp bir e, konferans yapacaksınız. Değil mi? değil mi? Ankara'da mesela yani tek başına iş gelen köyde bu değil ki biliyorsunuz hani şeyde de Karadeniz'de de oldu Hı -hı. hatta jandarmayla çatıştı köylü Karadeniz'de de. Ondan sonra keza şeyde de biliyoruz, işte Kürt köylerinde de bu gerçekleşti. Orada da özellikle işte böyle madencilik faaliyeti yine yani benzer faaliyetler bunlar. Yani toprağımızı zehirleyen, köylünün suyunu zehirleyen, toprağınızı zehirleyen, geçimini zehirleyen ama yani... Şimdi diyecekler ki ya köyde zaten kaç kişi kaldı. Ya? Öyle de yani şehirler nereden besleniyor? Yani o şehirleri de doğrudan hmm. etkileyecek. Gıda fiyatlarını etkileyecek. Yani doğamızı daha önemlisi etkileyecek. Bu konularda geri adım atıyor. Mesela öğrencilerle ilgili önemli bir göstergedir. Belki 80 sonrası dönemin en büyük, en uzun süren akademik direnişi olan Boğaziçi direnişinde eee Kılıçdaroğlu'nun tepkisi anneler babaları seslenip ama çocuklarınıza mukayet olun dedi. Yani ikincisi yani bunlar Boğaziçi Üniversitesi'nde kazanmış yetişkin insanlar. Bunlara anneleri babaları üzerinden böyle gay patriarkal hmm. bir şekilde e, seslenmek ve onları aile e, otoritesi üzerinden tekrardan e, işte böyle onları gemlemeye çalışmak şimdi. Bu e, belki de en önemli zaafıdır. Kılıçdaroğlu adayının o anlamda o kampanyanın hani hem özgürlük vaat edeceksiniz... Hem işte otoriterlikten kurtaracağım e, diyeceksiniz e, ama hem aynı zamanda e, gayet muhafaza gayet, gayet patriarkal evet. bir şey. Yani bir ben Kılıçdaroğlu'nda belki de o devlet e, makamlarında aldığı görevle alakalı çok ciddi bir devlet refleksi olduğunu inanıyorum. Evet. E, ve bu da aslında belki de Türkiye'nin bu bugünlere gelmesine sebep oldu. Yani aslında biliyorsunuz Sayın Selahattin Demirtaş dışarıdayken daha e, meclisteyken bugün olanları bağıra bağıra söylüyordu, görüyordu. Ama Kılıçdaroğlu'nun o devlet refleksi ne yapıyordu? Her şeyi engelleme. Ama sokağa çıkma, ama sesini çıkma, çıkarma. Ama dur bekle ne olacak? Hele dur bakalım yarın ne olacak? Ve geldik geldik bugünlere geldik. Ve halen de o pozisyon aslında devam ediyor. E, yavaş yavaş programımızın sonuna geleceğiz. Bu e, Kılıçdaroğlu'nun Birkaç tane önemli hata olarak görebildiğin durum var mı bu seçimin kaybedilmesinden? Ee, yani seçim kaybetmesine ne kadar etkili oldu e, bilemiyorum ama e, yani bu e, Zafer Partisi ile yaptığı protokol bu bence çok fahiş bir... Kendi e, partisinin partisi. üst düzey yöneticilerinin bile haberi yok bundan. Deniyor yani, yani o da doğru mu onu da bilmiyoruz. Yani, yani şimdi öyle Oha. bir hale geldi ki... E, İsmail Bey yani e, tamamen güveni yitirdi çünkü e, bir dediği bir dediğini tutmuyor e, yani şimdi Kılıçdaroğlu'nun olun e, temel şeyi e, nasıl diyeyim temel e, Albenisi diyeyim yani onun e, veya karizmasından söz edebilirsek hani o, o niteliği ee, ...dürüst ve güvenilir e, olmasıydı. Yani o devlet görevini kastediyorsunuz. Hani o e, şeyde ki bence haklısınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin aşağı bütün kadroları... E, bu, ...bu karar olan kadrolar. Hatta neredeyse hani Kılıçdaroğlu onların yanında şey bile kalıyor yani. Diğer hani böyle artık dede, baba, torun hepsi böyle bakan, vekil. ...falan hani olan insanlar var artık. Biraz böyle hanedanlığı andıran manzaralar. Bunlara da çok doğal geliyor herhalde. Bu da garip bir şey. Dolayısıyla... ...bu, ama buna rağmen yani bu... ...kamu görevini hani şöyle bir imajı vardı yani. Bu kamu görevini hani bir güven içinde halleden yani kurallara işte riayet eden saydam hani şeyleri de buydu zaten. Yani bu hani kurumsal var, tam da onu yıktı, onu e, sarstı. tabii yani. şimdi o şimdi siz nasıl çıkıp yakattan bahsedeceksiniz ki? Yani şimdi şey dediğiniz zaman hani iki kişi arasında mahrem bir görüşme yani bu İsmail Hakkı Karadağ Erdoğan'ın doğa bahçe görüşmesinde hatırlatan. yanılmıyorum inşallah. Genel Kumar Başkanı ismi dolu evet. hakkında ama yani bu ikimizin nasıl var? şimdi bu böyle bir şey olamaz bu nasıl bu sizin mahreminiz yani siz ancak aranızda bir başka bir samimi ilişkiler var ise mahremden bunu anlıyoruz biz yani bir aranızda bir akrabalık ilişkisi vardır bir aile ilişkisi vardır veya bir aile ilişkisi kurmak üzeresinizdir falan hani o durumlarda bir mahremiyetten. ...bahsedebiliriz. Ama yani iki siyasetçinin... ...arasında ne gibi bir... ...mahremiyet olabilir? Yani bu... E, ...kendisinin çizmeye çalıştığı... ...bu saydam, liyakate dayalı... ...güvenilir... ...idare, şeyini bir kere tamamen... ...yerle yeksan etti. Yani bunu bence... E, ...kurtarması da pek... ...mümkün olmayacak. E, daha sonrasında yaşanan tartışmalarda... ...gösterdiği... E, ...tavır da... E, ...bence çok yanlış. E, ve mutlaka sonuçları olacak. önümüzdeki yerel seçimlere yönelik. dolayısıyla en önemli bence yanlış buydu. bu işte Zafer Partisi ile ve o anlaşılır gibi değil yani MIT müsteşarlığı gibi bir görevi üstelik. Yani bunu nasıl İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı ve MİT müsteşarlığı diyor. Yani. milyonlarca Kürt'ten oy alıyorsun. Yani, böyle ırkçı bir insanla kalkıp e, gizli saklı bir anlaşma yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı, o, o, Milliyet İşleşmeleri. Olacak iş işte. değil yani. yani ben, <laughs> ben Kürt değilim ama bana da ters. Evet. Yani ne münasebe bizi böyle bir kafa tasçı adam e, niye gelsin? Üstelik yani şimdi e, bir de şöyle düşünelim. Yani biz e, yani bir, bir hafızamız var e, bu memlekete dair. Yani bu 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 tip bu tip kadroların İçişleri Bakanlığı yaptıkları dönemlerin e, Türkiye'deki e, tüm muhalifler açısından ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Faali meçhul demek, katliamlar demek, terör saldırıları demek, şeye karşı halka karşı. Sevgili Doktor Sinan Birdal, programımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz. Seninle bugün 14 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin değerlendirdik. Umarım faydalı olmuştur. Başka programlarda tamam. görüşmek üzere. Tekrar sağ olun. Ben teşekkür ederim.